Herkese selamlar dostlar. 14 Ağustos 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Muazzam bir gün geçirdik. Cumartesi bizim için muazzam olağanüstü bir gündü. Birazdan raporlardan bahsedeceğim şöyle bir tebrikler diyerekten de başlamak istiyorum. Öncelikle bir adet maç skor yarışmamız var. Bundan belirtelim. Galatasaray maçının skoru bilen yok arkadaşlar. 0-0 bitti. Sizlere bir adet maç skor yarışması yapıyorum. Kale Gümrük Beşiktaş. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Yorumlara yazabilirsiniz. Değerlendireceklere bol şanslar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Öncelikle benimle her şekilde buradan doğrudan iletişime geçebilirsiniz. İletişim adresimiz Instagram Kangal Bey. Benimle buradan doğrudan iletişime geçebilirsiniz. Dostlar bilginize. Yüksek misliler ekrana gelsin. Dostlar dün üç tane yüksek misli verdim. Ve verilen yüksek mislerin toplamı 4500 tane yüksek misliydi. Açılışı yüksekten yapalım dedim. En soldan başlayalım. Brighton maçında Brighton'ın atacağı 2 gol olarak önerdim. Ve bunu 2000 misli önerdim. Çok güzel bir şekilde geldi. Arsenal maçı var ortada, ortada gördüğünüz. 1000 misli olarak önerildi. Arsenal ilk yarıdan zaten 2-0 öne geçti. İlk yarı biri de çok rahat bir şekilde geldi. O da yüksek mislisini yaptık. Bir de yüksek misli üç Avrupa olarak yaptığım var. O da 1500 misli önerdim. Onun da oranı 1.58 gibi orandan. PSV maçına genel 1.5 üst. Newcastle'ın golü Arsenal'ın da doğrudan galibiyeti olarak yaptım. Ve bunların hepsini açıklaması yapılarak veriliyor. Ve dediğim gibi burada bir kasa yönetimi var. En önemli unsurlardan biri de bu. Mesela bugün önerdim yüksek misler var. Dün önerdiklerimiz zaten geldi. Misli olarak öneriyorum. Ay sonunda gelir gider ne oldu bunlardan bahsedeceğiz. Bu şekilde yüksek mislerimiz çok güzel bir şekilde kazanç sağladı bilginize. Ona geçtim. İki tane de kupon çıkardık. Bir tanesi YouTube kombinesi. Cumartesi sizlere vermiş olduğum kombine. Dedim ya artı 300'ün üstüne çıkarsa kombineler devam eder şeklinde. Kombinemiz geldi burada. Tebrikler. O ne oldu? Brighton'un en az iki gol atarak kazanırı. Nifke Salı'nda 2 gol atarak ana kombinemizdi. Başarılı bir şekilde oldu. Alternatif kombine West Ham Mormont mücadelesi vardı. Bir de Pendik maçı 90 gelen golle alternatif kombinemiz de içeride. Değerlendiren tebrikler. Bu kombineleri bize çok güzel kazanç sağladı. Genel cumartesiden verdiğim olduğum, vermiş olduğum maçlara baktığımız zaman YouTube raporunda ekranda gördüğünüz gibi iki tane maçımız yattı. Sadece Konya ile Kayseri mücadelesi yattı. Konya zaten atamadı ikinci golü iyi oynadı. Kayseri maçı da zaten patlayan maçlardan birisi oldu. Ve canlı maçlarla da devam ediyoruz. Cumartesi, pazar ben mültende yoktum canlı olarak da. zaten arkadaşlar duyurusunu yapmıştım. Fakat editör arkadaşlarımız devam ediyor canlı olarak da. Canlı olarak zaten kazan sağlayanlar bellidir bizde. Yani canlı da zaten kazan sağlamak bizim için kolay unsurdur bence. Onu da bir şekilde söylemiş olalım ve sizlere videomuza geçelim. Dostlar şöyle artı 300 seviyesinde bir like bekliyorum. Sizlere 5 adet mücadelem var. Öncelikle videomuza like atıp kanalımıza abone değilseniz de hemen 2 saniyede abone olursanız ki attığımız videolar gün içinde hemen önünüze düşsün. Abone olmanız önemli. Dilerseniz başlayalım. Alanya Başakşehir mücadelesi. Başakşehir kadro, kadroyu çok fazla bozmadı. Onu söyleyeyim. Genellikle bildiğimiz oyuncular var kadrosunda. Geçen sezonki iskeletini bir nevi koruduğunu söyleyebilirim mücadele Kadro, da, kadro, kalitesi olaraktan da. mücadelelerin indeks beklentisine baktığımız zaman da 2-1'lik bir Başakşehir galibiyeti beklendiğini söyleyeyim ben sizlere. Ev sahibi Alanya Spor'da çok fazla transfer yaptı. Ben Alanya Spor'un transfer politikasını size anlatayım şöyle. Bilinmedik böyle Afrikalı oyuncular topluyorlar. 2-3 tanesi iyi çıkıyor. O 2-3 tanesi de zaten sezon sonu ya Galatasaray'a ya Fenerbahçe'ye ya da Beşiktaş'a gidiyor. Sisse, Wagner Wagner'la bu gibi örnekleri çok gördük. Yine o şekilde yaptı. Çok fazla ismi gönderdi ve çok fazla yeni isim transfer etti. Bakalım nasıl oynayacaklar. Biz de göreceğiz. Yarın stat'tan muhtemelen izlerim ben mücadeleyi. Başakşehir'in kadroya baktığımız zaman da Pelkas, Piatek gibi isimler kadroya dahil oldu. Ve doğrudan ilk 11 olabilecek isimler. Ben burada idealen bir var alabiliriz diye düşünüyorum. 1-41 gibi orandan gelir diye düşünüyorum. Ve 2-1 skorda benim beklentim zaten. Doğru beklentiye göre gidiyorum ben. Deplasmanın 1.5 üstü de 1.87. Yüksekten de alabilirsiniz. Bakın skor beklentim 2-1'lik bir Başakşehir'in galibiyeti. Deplasman 1.5 üstü alırsınız da 1.87 gibi orandan da değerlendirmiş olursunuz. İkinci mücadelem Kara Beşiktaş. Sizlere sorduk maç skoru ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz maç hakkında görüşlerinizi. Karagümrük çok fazla kan, kan kaybetti. Yani bu kan kayıpları nedenli olacak bilmiyorum açıkçası. Yani nasıl telafi edecekler veya nasıl bir oyun oynanacak bilmiyorum açıkçası. Karagümrük izlemek istiyorum. Yani geçen sezonki golcü kimliğinden uzak bir Karagümrük olabilir. Beşiktaş'ta burada Rebic'li transferiyle birlikte İyi bir başlangıç yapacaktır mutlaka. Ben burada Beşiktaş tarafındayım. Beşiktaş'ın atacağı 2 gol. Deplasman'da da olsa deplasman 1.5 üstün oranı 1.33 gibi oranı var. Bu 33 biraz bize yaramaz gibi. Yani oran biraz düşük kaldı. Ben burada Beşiktaş'ın da kazanmasını bekliyorum. 2 ve 1.5 yaparsanız da zaten oranı 1.58'e kadar yani 1.60 seviyesine kadar çıkartabilirsiniz. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Beşiktaş'ın en az 2 gol galibiyetini bu maçta bekliyorum ben. Manchester United ile Wolves karşılaşması. Yani United'dan ben burada ekstra bir başlangıç bekliyorum. Baktığımız zaman da kadrosunu hem güçlendirdi hem de kaleci transferleri falan derken çok da kolay gol diyeceğini düşünmüyorum ben burada. Wolves hazırlık maçlarını iyi geçirdiğini söyleyebilirim açıkçası. Baktığımız zaman son hazırlık maçlarında yine o e, Wolves görüntüsü var yani savunmaya öncelik veren fakat onlar da birçok transfer yaptı. Ee, ve birçok oyuncu da gönder, gönderildi takımdan. Yani şöyle ilk 11'den 4-5 tane oyuncu neredeyse değiştiğini söyleyebilirim. Ve önemli eksikler var. Ruben Neves gitti. Jimenez aynı şekilde gitti. Bu tarzda eksiklikler var. Ben burada Wolves tarafını yine savunmaya ağırlık vereceğini fakat maçı United'in kazanmasını bekliyorum. 4.5 altında kazanırsa arkadaşlar 1.44 gibi oranı var. Ben burada United'in burada iyi bir başlangıç yaparak kazanmasını bekliyorum. Fakat mücadele Wolves'ın bu genel oyunu kaynaklı 4.5 altında yani mücadelede 5 gol çıkacağını da düşünmüyorum. O yüzden 4.5 altında bir idealdir diyerekten de skor beklentim burada 2-0 ayarında bir United galibiyeti olacaktır. Atletico Madrid'de Granada karşılaşması. Yine Atletico Madrid de hazırlık dönemini iyi geçiren takımlardan bir tanesiydi. Bu takımla hala gidecekler var. Bakalım son işte son güne kadar belli olacak. O bir 15 günleri kaldı. 15 gün sonra her şey belli olacak transferde. Felix gidecektir diye gidecek muhtemelen. Atletico Madrid'de de bazı isimler gitti. Yerine de bazı isimler alınıldı. Fakat Simeone şu an takımdan memnun olduğunu söyledi. Onu belirteyim ben sizlere. Mücadelenin beklentisini söyleyeyim ben sizlere. Benim yararlandığım sitede şu an 4-0'lık bir Atletico Madrid galibiyeti bekleniyor. Ben fakat Atletico Madrid'in 4 atacağını düşünmüyorum. Ben burada yine 4.5 altına 1 olarak düşünüyorum mücadeleyi. Atletico Madrid tarafı kazanacaktır fakat mücadele genelinde bence bir 5 gol sesi gelmesi de bence zor gibi. Granada bu sezon yükseldi. La Liga'da devam edecek. Granada'nın da burada Atletico Madrid'e karşı ben saldıracağını düşünmüyorum. 4.5 altına 1'i 1.42 gibi orandan idealden sizlere önermek istiyorum. Moavissa ile Benfica karşılaşması. Benfica da çok güzel transferler yaptı aslında ve bu transferler Porto maçında ilk kupaya uzanmasını sağladı. Dimaria çok önemli transfer. Orkun Körkçü Aynı şekilde takıma cuk diye oturdu. İlk 11'e de muhtemelen doğrudan girdi gibi gözüküyor. Bu Avista ile oynayacaklar. Ben ev sahibinde gol atar mı bilmiyorum. Hiç o topa girmek istemedim. Fakat Benfica'nın tek başına maçı üst yapma ihtimali de var. Ben burada Benfica tarafında olacağım. Mücadele genelinde 3 gol bekliyorum ben. 2.5 üstü oranı 1.42 gibi orandan idealden değerlendirebiliriz ki. Benfica'nın zaten bazı eksikler de var Benfica'da. Mesela Gonzalo Roma satın alma opsiyonuyla birlikte PSG'ye kiralandı. Önemli eksiklik adam atıyordu bayağı. Ama dediğim gibi yerini doldurdu gibi bence Benfica yaptığı transferle. Juraseki aldı mesela o da çok önemli bir transfer. Benfica'nın da ben mücadeleyi kazanmasını bekliyorum. Ama ben genel gol olarak alıyorum. 2.5 üstün oranı 1.42 gibi oranı var. Değerlendirecek bol şanslar. Toplamda 5 adet mücadelem vardı. İdeallerinden ve yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Biraz hızlı bir anlatım yaptım. Ee, videomuza like atıp kanala abone abone olmayı unutmayın. Kombine çıkartmadım şu an. Kombine muhtemelen katıl grubunda olacaktır. Sizler de katıl grubuna gereken de kombinelerimizden faydalanabilirsiniz. Gereken de videomuzu sonlandıralım. Görüşmek üzere. Sizlere de maç skoru olarak da Karagümrük'te Beşiktaş maç skorunu sormuştuk. Bol şanslar.